Merhaba arkadaşım, dersime hoş geldin. Evet, bugün seninle hangi teoremlerin ispatlarını yapacağız? Sizin dilinizce konuşuyorum bakın. İlk yapacağımız teorem M teoremi, arkasından Z teoremi, arkasından da Zak teoremi. Evet, ismi çok güzel. Zik ve Zak teoremlerinin ispatlarını yapacağız. Peki nedir hocam bu MZ zikzak teoremleri değil mi? Harika teoremler arkadaşlar. Bunlarsız asla geometri olmuyor. Hemen başlıyorum. Önce M'yi bir çizelim. Zaten hemen görür görmez tanıyacaksın. Evet, diyoruz ki bak kardeşim bu M teoremi olsun. Peki bir de Z teoremi çizelim. Şöyle yakışıklısından. Bu da Z teoremi olsun. Bir de zikzak teoremi çizelim. Yani şöyle çekiyorum. Şöyle aşağı indiriyorum. Birkaç tane zikzak dediğimize göre birkaç tane şöyle çizelim, ayıp olmasın, değil mi? Bu da zikzak teoremleri olsun. Gelelim şimdi. Tabii bunlar hep birbirine paralel olacak şu en sondaki doğrularımız. Bunları yazmıyorum. Diyorum ki şimdi görelim. Diyoruz ki ya şurası A ise şurası B olsun, şurası C olsun. Ve soru şu. Acaba bu ABC arasında nasıl bir ilişki var? Hemen tutuyorum diyorum ki şuradan bir tane paralel doğru çizeyim kardeşim. Sakıncası mı var? Hayır yok. Kalem elimde. İstediğim yerden çizebilirim. O zaman diyorum ki burası A ise bak burası nedir? A'dır. Hangi açı işlerse açı? C ise C'dir. Ve gördüğün gibi B açısı kime eşit oldu? A artı C'ye eşit. Yani aslında bu teoremin esas ifadesi şu. Paralel iki doğru arasında kalan açılardan aynı yöne bakın açıların ölçüleri toplamları birbirine eşittir. Tekrar ediyorum. Paralel iki doğru arasında kalan açılardan aynı yöne bakan açıların ölçüleri toplamları birbirine eşittir. O zaman aynı C aynı yöne bakıyor. B de tam zıttına bakıyordu. O zaman A ile C'nin toplamı B eşittir. Peki hocam bu Z teoremi dediğiniz teorem nedir? İşte şurası A, şurası da B olsun. Evet, Z teoremine göre A kime eşittir? B'ye eşittir. Sebep? İç ters açılardır değil mi bunlar? Bu arkadaşlarımız hem iç açıdır hem de birbirlerinin tersi zıt açılardır yön olarak. Peki hocam zikzak teoremi, bak şimdi A dedik, şuraya B dedik, şuraya C dedik, şuraya D diyelim. Şimdi yönlerine bakıyorum. Bu arkadaşımız sağ tarafa, bu da sağ tarafa. A ile C de sol tarafa. İlk M teoreminden çıkarttığımız sonuç şu. Paralel iki doğru arasında kalan açılardan aynı yöne bakan açıların ölçüleri toplamları birbirine eşittir. Ama ismi çok güzel. Zikzak teoremi arkadaşlar. O zaman A artı D diyoruz. Öyle mi? A artı C özür. A artı C eşittir. B artı C. Sakın ola bu MZ ve zikzak teoremlerini asla unutma. Göreceksin birçok ispatta bunları kullanacağım. Evet, bir diğer ispat dünyasında görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.